Turizm Kütüphanesi konseptimiz Kültür Turizm Bakanlığı olarak 2011 yılında başlattığımız bir konseptti. İstanbul'da Gülhane Parkımızın içinde Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi var. Ankara'da var, Diyarbakır'da, Hatay'da. Bu da aslında İstanbul'un 70. kütüphanesi. Tabii ki özellikle Büyükada, genelde de bütün adalarımız aslında edebiyat dünyamızda, sanat dünyamızda çok önemli yeri olan mekanlar. Çünkü buralarda pek çok edebiyatçımız, sanatçımız yaşadılar veya buradan ilham alan eserler verdiler. Bu nedenle Büyükada'da restorasyonu gerçekleştirdiğimiz bu adanın kıymetli sivil mimari örneklerinden bir tanesi olan bu özel yapıda biz bu konseptin olmasının ve adayla, özellikle adayla ilişki kurmuş edebiyatçıların eserlerinin yer almasını son derece önemsedik. Ve bu konsept üzerinde bir kütüphane yaratmak istedik. Hem edebiyatçılarımızın kullandıkları objeler aileleri tarafından bağışlandı. Onları da görmek mümkün. Bu yaptığımız mekanlarla da, yarattığımız mekanlarla da sanat etkinlikleri, edebiyat söyleşileri, kitap okumaları, şiir günleri düzenleyebilecek mekanları da oluşturduk. Sadece kitap okumaya gelinen bir yer değil, aslında iyi vakit geçirilebilecek, kültürel anlamda zaman geçirilebilecek adanın bir kültür merkezini kurduğumuzu düşünüyoruz. Müze kütüphane açılışına yazar Zeyyat Selimoğlu'nun yeğeni Şule Kuley'in de katıldı. Değerli yazarımız Zeyyat Selimoğlu'nun yeğenisiniz. Bu kütüphanede Zeyyat Selimoğlu'nun eserleri, eşyaları var mı? Bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Zeyyat Selimoğlu gençliğinde, hatta yaşlılığında da vefat edene kadar Heybeliada'da hayatının önemli bir bölümünü geçirmiş. Çoğunlukla yazları olmak üzere. Bu nedenle bu kütüphane açılma aşamasında bizlere de ulaşıldı. Ve biz de tabii ki çok seve seve hem adadaki evinde hem de Zeyyat'ın hayatında önemli bir yer tutan gemilerde, gemi adamlarıyla çektirdiği fotoğraflardan birkaç tanesini ve kendisinin bir el yazısı örneğini, bizim çocukluğumuza dair karaladığı ama hiç yayınlanmayan bir hikayenin ilk sayfasını buraya bağışlamak istedik. Ve hem kendi kitaplarının son baskıları, yeni baskıları, hem de anıları burada yer alıyor.